Bug'dır bence. Bir şey oldu orada, evet. Abi geçen daha dinlerken bizim ekibe denk gelmiştin, konuşup foto çek. Tamam arkadaşlar. Öyle. Hatırlıyorum abi. Bir hafta önce oldu yani. Nasıl unutabilirim? Bunları çok böyle şey yapma. Sonra sana oradan birileri yazacak. Falan olacak. O böyle arsızca gelecek, benim böyle yatak odamın camından bana bakacak falan. Oğlum bu tip anılar yaşıyorsak kendi aramızda kalsın. Bunu publiye taşımanıza gerek yok ya. Hayret bir şey ya. Ya bunu ilk ben var ya, bir önceki evde taşındığım zaman güvenlikteki arkadaşla yaşadım. Çok tatlı bir çocuk. Böyle ben de hani samimi adamım ya. Seviyorum insanlarla arkadaşlık kurmayı. Vay kardeş ne haber? İyi abi senden ne haber? Ah falan, boyun kilidi boyun kilidi. Adam bütün sırlarımızı şeye yazıyormuş ya. Biliyor musunuz? Ben Edren'in oturduğu sitede güvenlik görevlisiyim. Merak edenler özelden yazsın falan. Yolunu bulmuş Pezo. Nasıl biliyor musun? O harbi mi? Nerede tam olarak? Kanıtlasana falan. Ben böyle sitede donla yürürken arkada fotoğraf falan. Yapmayın abi bunu. Bunlar tehlikeli işler diyorum ya. Sen benim sitemde otursan ne olur? Komşu olsak, tanışı olsak ne olur? Etten kemikten adamı mı koymuşsun artık, aşkın ya. Şikayet etmedim. Ya niye edeyim yani? Nasıl edeyim oğlum? Adam ekmeğinden mi edeyim? Bir gün esprisiyle dedim ki bak TikTok'ta ben de geziyorum arada bir dedim. Onu da biri bana yolladı çünkü. Böyle bembeyaz oldu ama. Bir saatlik Edirhan'sı 150 TL. Ya seni çok seviyor olamaz mıyız Yağmur? Bak bu bakış açısı doğru değil. Yani beni seviyorsun diye gelip beni yatırıp domaltmana gerek yok. Anlatabildim mi? Sev, ben de seviyorum. Ben de bir sürü insanı seviyorum. Ama yani her şeyi böyle meşrulaştıramayız ya. Her şeyi doğallaştıramayız. Ya abi geçerken götüne şaplığa vurdum böyle. Bir de yapıştım dudaklarını ısırdım sevdiğimden. Hep bununla karşılaşıyorum, çok sinir oluyorum. Kapımda yatıyor çocuk böyle katil gibi. Geliyor sonra bana fırça atıyor ben iki laf söylediğimde. Ki ben laf söyleyen bir adam değilim. Sevmeyeceğim bir daha. Sevme git, böyle sevgi mi olur? Ben seni seviyorum diye evde anneannenin şeyine mi bakıyorum, yemeğine mi bakıyorum böyle yandan yerken? Of keşke yapsak diyor işte. Manyak dolu. Bak biz aileyiz. Öyle ama herkes öde. O zaman gel aileysek benim peysaj yaptıracağım. Sen öde ya. Gel ben şurada seninle birlikte yemek yerim. Peysajımı da sen öde. Tamam mı? Paylaşım yapalım ya. Ona da olur diyecek herkes şimdi adliler. Olur abi, biz böyle bir mahalle kuralım. Güzel olmaz mı ama? Ada fikri oğlum işte. Ben öderim abi. Söz ağızdan bir kere çıkar abi. Yaptıracağım peysaj devlet malına katkı olarak yapılacak arkadaşlar. 67 milyon TL. Kimdi o yaparım diye? Tukan Bey, simülasyon oyunları yapmayı düşündünüz mü hiç? Ah ya, zaten o simülasyon oyunları girmeyip hayat survival oyun yapma fikrinden dolayı sıçtık. Ben şu ana kadar var 3 tane simülasyon oyunu çıkarmıştım. Yok şaka bir boş yapıyoruz şu an arkadaşlar. Makar yapıyorum ama evet, o ciddi olacaksam abuk subuk şeyler yapanlar oluyor, olmuyor değil. Hani bunu da ben artık ya sevdiğinden diyemiyorum. Eskiden çok diyordum ama evet, o da kötü niyetle yapmıyor insanlar bunu ama farkında olmadan özel alana çok tacizde bulunan oluyor. Bu eğitimsizlikten bence, bazı arkadaşlar için söylüyorum bunu. Çünkü tokatlayasın geliyor, tokatlayasın geliyor. Biraz saygıyı, işte özel alanı, mesafeyi koruyabilmemiz lazım. Hep söylüyorum. Ben dışarıdayken, ben çok dışarıda gezen bir adamım. Çok sokaklarda yürüyorum. Çok fazla halkın içindeyim zaten. Herkesle konuşuyorum. Herkesle fotoğraf çektiriyorum. Herkesle sohbet ediyorum. Ama abi özel alanım olunca, yani iş arabamın önünü kesip beni indirip arkadaki trafiği kilitlediği zaman orada sitem ediyorum. Hani diyorum ki Johnny sakin ol. Ben senin için ileride dururum. Koyayım. Kendini de tehlikeye atıyorsun, beni de tehlikeye atıyorsun, arkadaki insanlar küfür ediyor. Abi bir şey olmaz, dur 5 dakika beklesinler. Ben bunu kabullenemiyorum. O adam, ben kimin falan kısmını geçiyorum bu arada. Sevdiğinden yapıyor adam, tabii ki de olur böyle şeyler ama o arkayı düşüneceksin yani. Çok az yaşanıyor bunlar ama yaşanıyor. O üzücü, babul hoş geldin. Ama o kadar güzel adamlar da var ki işte, güzel, diğerlerine kötü dediğim için değil, yanlış anlaşılmasın. O kadar düzgün adamlar var ki her şeyi düşünüyor mesela. Mesela ben yemek yiyorum. Şimdi yemek yerken böyle zoom yapıp videoya çekeni de görüyorum. Yemek yerken hiç bana bile bakmadan yemeğini yiyip sonra ben yemeği bitirip kalkıp hesabımı ödedikten sonra yürüyüşe çıktım. Yani arabaya doğru ya da bir yere arkadaşlarımın yanına doğru yürüdüğümde pardon hani yemek yerken rahatsız etmek istemedim. Bir iki saniye fotoğraf çektirmek istiyorum diyen adam da var. Bu ikisi çok farklı dengeler. Ya o adam işte aslında yolu yordamı bilen adam. Ama diğeri öküzlük yapıyor yani. Hani ben yemek yerken beni sürekli çektiğini ben görüyorum. Bundan sonra taktiğimiz budur. Hangisi? Onu da böyle tatlı dille bile uyarmak bana garip geliyor. Yani ulan diyorum böyle bir hatayı ben uyarmamalıyım daha. Yani alınacak, darılacak. Arkadaşlarıma anlatıyorum mesela, normal işte herhangi bir şekilde sosyal medya iş yapmayan arkadaşlarım. Onu diyor, s**erim lan ben, öyle şey mi olur falan. Oğlum diyorum, öyle olmuyor işte, öyle değil.
ne niyetle yaptığının bir önemi yok. Ama o heyecanlandığını biliyorum. Onu böyle şey yapmak istemiyorum. Üzmek de istemiyorum. Belki de ne yapacağını bilmiyor an yani. Ulan dur şimdi ayıp olur yanına gidersem diyor. Çekiyor. Halbuki daha ayıbını yapıyor. Benim burun deliğimden mayonez akmış böyle buradan. Dur bir yemeğimi yiyeyim. Sen de ye. Sonra oturalım sohbet edelim. Sarılalım da. Kalkıp yanına git dudaklarına yapış abi. Onu da diyorsun ters köşe ben yap. Ben yapayım onu. Cem Yılmaz ya Cem Yılmazlar falan farklı şeyler oğlum. Cem Yılmaz'ı Türkiye'de tanımayan mı var? Yani biz hadi sosyal medyada takılan insanlar bizi az çok simayen biliyor. Kalkıp da şimdi Cem Yılmaz'ın yaşadıklarıyla bir tutamayız tabii. O kim bilir neler yaşıyordur. Bir de o komedyen, stand-upçı beni en çok mutlu eden tek bir şey var. Hep bunu söylüyorum. Bak bu mesleği yaptığımdan beri çok böyle canımı sıkan, çok fazla şey yaşadım. Arka planda çok şey yaşadım. Anlatmadığım, size taşımadığım. Ama en gurur duyduğum, en beni mutlu eden, resetleyen şey de sırf 2-3 kişiyle hani böyle tanınıyorum diye, biraz yayıncılıkla uğraşıyorum diye millet benimle fotoğraf çektirmiyor abi. O heyecanı ve sevgiyi gördüğüm için çok resetleniyorum, mutlu oluyorum. O heyecan var ya, o hani hep söylediğim bir şey, hep tekrarlıyorum. O abim, abim sarılması var o insanların çoğunda. O heyecan var ya, o beni çok mutlu ediyor. Ya Eliren lan bana koyayım, bir fotoğraf çektirelim yapan yok. Hep böyle hani kucaklıyorlar yani. Arada bir mıncıklayan oluyor. O kötü işte. İşte sevgiden senin dediğin. Vakit ayırmaya çalışıyorsun işin dayı. Oğlum vakit ayırmamak olur mu yani? İşim dediğin bunlar işte. O işi yapabiliyorsam kimler sayesinde yapıyorum? O beni seven sen, o bu. Herkes sayesinde yapıyorum. Onlar beni sevmezse, onlar beni ederse ne işi yani? Bunu da beni sevmesinler diye yapmıyorum zaten. Ben onu borçlu hissediyorum kendim. Her zaman da öyle hissedeceğim. Doğal olarak da ben ne yaşarsam işim. Sinirli olabiliyorum, üzgün olabiliyorum. Abi merhabalar, şaka mı bu diye yanıma gelen adamdan 5 saniye önce biriyle ana avrat küfür etmişliğim bile oluyor. Kavga etmişliğim oluyor. Moralim bozuk, sinirli. O başka bir olay. Orada o seti çekip o sana heyecanla gelen adamı şey yapman gerekiyor. Yani artık unutman gerekiyor sorunlarını. Böyle olması gerekiyor bunun. Her zaman hissiyatım o. Bu yaşıma kadar da şu mesleği 8 sene oldu mu? 7 sene oldu mu? Hiçbir zamanda kimseyi ne çevirmişimdir, ne surat yapmışımdır, ne ruh halinde olursam olayım. Hep güler yüzle. Bu da saygı yani. O saygıya karşılık veriyor olabilmem lazım. Allah karşılaşsan kızarsın diye ben gelemem. Ya öyle düşünen de oluyor. Hiç yanıma gelmeyen var. Bazen oluyor mesela. Instagram'dan tak mesaj atıyor. Ben diyor seni gördüm. Çok diyor denedim gelemedim yanına diyor. İçimde kaldı diyor mesela. Korktum ters dersin diye diyor. Lan niye ters diyeyim? Ters demek ne demek abi? Onu diyorum lan böyle yapıp da tersleyenler var mı acaba? Arkadaşım yemek yiyorum git buradan. Street falan. Surat asanlar var demek. Ha bıkmış olabilirler ona da saygım sonsuz. Rahatsız etmek istemiyor. Ya işte tamam. Ama bak rahatsızlık öyle verilmiyor. Senin bir selam vermen, bir el sallaman. Mesela dün ATV'li giderken ooo müfe oldu biri. Ben de bir öpücük yolladım mesela. Yaptım böyle. Ooo oldu. Ya, geyik yapıyorum biraz abartarak. Ooo falan yaptı. Ama işim var. Bir yere yetişmem lazım. Hani devam ettim anladın mı? Ya şimdi çocuğa zaten 3 saniye önce öpücük yollamışım. Dursam çek belki. O hatayı ben yaptım yani. Hani çocuk aa yaptı ben yaptım ona. Dursam işte o samimiyeti aldı artık o. O mıncıklayacak beni. Peşine mi takıldı? Takılmadı. ATV'yle böyle bir koydum diye uzadım. Motor vardı yanımda çünkü gelirdi. Bazen kaçtığım oluyor. 4 tur beni kovalayanlar oluyor. Böyle araya maraya giriyorum. Filmlerdeki gibi aynadan bir bakıyorum dikizden. Vşşt gidiyor. Sonra vicdan yapıyorum, geri dönüyorum, onu arıyorum falan. Salak saçma şeyler yaşıyorum ama bunlar hep işin tadı yani, işin güzel tarafı. Sen beni hep kovalayacaksın lan diyorum, ben geldim bu sefer, yavşak diyorum falan. Çok tatlı anlar yaşanıyor ya. Bunlar hiçbir şey değişilmez. Bunlar hiçbir şey değişilmez. Ama işte bahçeme çıkmaya çalışan ve efendim diye bağıran adamı da kafa göz giresim geliyor. O da en doğal hakkımdır. Bundan da hiçbir zaman taviz vermem. Çünkü benim burada özel hayatım var. Benim burada bir sürü belki kavga ediyorum. Belki üzgünüm. Belki çıplağım koyayım evimde yani. Donla geziyorum. İşte onu yapmasalar çok daha iyi olacak. Artık yapana da şey demeye çalışıyorum. Oğlum diyorum burası böyle böyle. Hani yanlış anlamayın. Ya biz de işte hani duyduk. Lan duyduk tamam da evim yani orası. Ya oğlum ailenden birileri, özel hayattaki insanlar, ne bileyim ev abi orası yani. Sen ister misin evinde birini sürekli seni izlemesini? Bunlar yaşanıyor ama bunlar oluyor. Bunlar bana özel ya da yayıncılara özel bir şey değil. Bunlar hep oluyor. Olacak da. Dugan abi okuldan Berkçim seni severek izliyordu. Ben de yayınlara gelmek için YouTube'dan izliyordum. Dün sizin takipten çıkarttı. İyi. Selam söyle arkadaşına. Yine de beni sevdiği dönemler boyunca bana destek olduğu için teşekkürlerim millet kardeşim.